Şerife Nurgül Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün hem bayan hem erkek hem de bebek örgülerine uygulayabileceğiniz bir model hazırladım sizlere. Modelim 8 ilmekte yapılıyor. 8 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 8, 16, 24 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyorum. Ben 3 model için ilmeklerimi hazırladım. 3 model için 26 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk sırayı örgümün arka tarafında ilmeklerimi ters örerek hazırlıyorum. İlk 8 ilmeği model uygularken sonraki 8 ilmeği boş bırakarak devam ettiğimiz bir model. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 2 ilmeğe yer değiştiriyorum. Burada ikinci ilmeği örgünün başına alarak dışarıya doğru açıyorum. Ve bu 2 ilmeği düz örüyorum. Sonraki 2 ilmekte baştaki ilmeği bu defa örgünün dışına doğru açıyorum. Arkaya alıyorum ilmeğimi, baştaki ilmeğimi. Ve yer değiştirdiğim 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelin tam ortasındaki 2 ilmeği 2 kenara doğru açmış oluyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci ilmeğimi örgümün başına alıyorum. Ve bu 2 ilmeği düz örüyorum. Şimdi örgünün başındaki ilk ilmeği arkasındaki ikinci ilmeğin gerisini alıyorum. Ve yer değiştirdiğim bu 2 ilmeği düz örüyorum. Aynı şekilde 2 ilmeği kenara doğru açmış oluyorum. Önce modelimizi dışa doğru açarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi tekrar modelimi uyguluyorum. İkinci ilmeği örgünün başına aldım. Bu 2 ilmeği düz ördüm. Bu defa baştaki ilmeği son alıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin arkasına alıyorum. Yer değiştirdikten sonra düz örüyorum. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. İkinci ilmeği örgümün başına alıyorum. Ve yer değiştirdiğim 2 ilmeği düz örüyorum. Bu defa örgünün başındaki ilmeği ikinci ilmeğin arkasına alıyorum. Ve bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Kenar ilmeği ile sıramı bitiriyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada dışarıya açtığım ilmekleri bu defa içeriye kapatıyorum. İkinci ilmeğimi örgümün arkasından aldım. Bak, ikinci ilmeğimi örgünün arka tarafını alarak şişimin başına geçirdim. Ve bu 2 ilmeği düz olarak ördüm. Dışarıya açtığım ilmekleri içeriye kapatmış oldum. Burada aynı şekilde dışarıya açtığım ilmekleri içeriye kapatıyorum. Bunun için ikinci ilmeğimi örgümün ön yüzünden şişimin başına alıyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Aynı işlemi ikinci modele tekrarlıyorum. İkinci ilmeği örgünün arkasından alarak şişimin başına geçiriyorum. Ve bu 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu defa ikinci ilmeği örgümün ön tarafından şişimin başına alıyorum. Ve 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Her 2 ilmeğimi de önce dışa açtım, sonra içeriye doğru kapattım. Aradaki 8 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki modele geldim. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Model dediğim gibi ilk 8 ilmeğe uygulanırken sonraki 8 ilmek düz örülerek boş bırakılacak. Bal peti modelini yan yana 2 adet olarak uyguluyorum. Ve sıramı bu şekilde
Tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. İlk uyguladığım bal peteği modelini burada tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ortadaki iki ilmeği iki kenar açmam lazım. İkinci ilmeği örgümün ön yüzünden şişimin başına alıyorum. Her iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Bu defa ikinci ilmeğimi örgümün ön yüzünden alıyorum. Pardon, ilk baştaki ilmeğimi alıyorum. Örgümün ön yüzünden ikinci ilmeğin arkasına geçiriyorum. Ve ikisini de düz örüyorum. Ortadaki iki ilmeği iki kenara açmış oldum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci ilmeği örgünün başına alıyorum. İkisini de düz örüyorum. Bu sefer baştaki ilmeği ikinci ilmeğin arkasına geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum bu ikisi ilmeğini. Aradaki 8 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum ve bir sonraki modelimi de aynı şekilde uyguluyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki dışa doğru açtığım ilmeği bu defa içe doğru kapatıyorum. İkinci ilmeğimi örgümün arka tarafından alıyorum. Şişimin başına geçiriyorum. Ve bu iki ilmeği düz örüyorum. Sonraki iki ilmeğe gelince bu defa ikinci ilmeğimi örgümün ön tarafından şişimin başına alıyorum. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Açarak başladığım modeli kapatarak bitiriyorum. İkinci model de aynı şekilde. İkinci ilmeği örgünün arka tarafından şişimin başına alıyorum. Ve bu iki ilmeği düz örüyorum. Sonraki yarısında ikinci ilmeği örgünün önünden şişim başına alarak bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki 8 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki modeli aynı şekilde tekrarlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modelimin ilk yarısını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Modelimizin ilk yarısı tamamlandı. Bundan sonra aradaki boş bölüme modeli uyguluyoruz. Modelli olan kısmın üstünü düz olarak devam ediyoruz. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Hemen ilk sırayı göstererek tamamlamak istiyorum. Kenar ilmeğinden sonra 8 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. Burada baştaki modelde önce açılım yapıyorum. Bunun için ikinci ilmeğimi örgümün ön yüzünden şişimin başına alıyorum. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmekte ise ikinci ilmeği örgümün arka tarafından alarak şişimin başına geçiriyorum. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Böylece bakın iki kenara doğru ilmeklerimi açtım. İkinci modelimi de aynı şekilde tam ortadaki kalan iki ilmeği örgümün dışına doğru açarak düz örüyorum. Ve böylece aynı ilk bölümde yaptığımız gibi bu ilk bölümdeki uyguladığımız modeli ikinci bölüme geçirmiş oluyoruz. Altta model uyguladım. 8 ilmeği bu defa düz olarak örüyorum. Ve bu şekilde ikinci örneğimizin kurulumuna başlamış olduk. Dışa doğru açtığım ilmekleri aynı ilk bölümdeki gibi içe doğru kapatıyorum.
Ve bu ilk modeli iki sıra şeklinde uygulayarak ikinci bölümü de tamamlıyorum. Bakın ilk bölümü tamamlayıp aradaki boşluğa ikinci model uyguladım. Sonraki bölümde tekrar ilk modeli uygulayarak devam ettim. Önce modeli dışa doğru açıyorum, sonra içe kapatıyorum. Ve bu bir tane olan modeli tekrar önce dışa açıp sonra içe kapatarak ikinci kez uyguluyorum. Ve her defasında kaydırarak modelimizi tekrarlıyoruz. Bayan, erkek, çocuk ayırmadan herkese kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.